Şimdi diyor ki bedava peynir fare kapanında olur. Bak bizim insanlarımızın fare kapanına ihtiyacı yok. Bizim insanlarımızın hizmete ihtiyacı var. Bak çok geriye gitmeye gerek yok. 2 yıl önce İzmir'de deprem oldu değil mi? Hepimizi üzdü, hepimizi acılara gark etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Muğla, Aydın, bak 10-11 tane belki 9 tane büyükşehir belediyeleri var değil mi? Herkes yüzer konut yapsaydı, bakın şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye gezilerini finanse ediyor. Belki günlük 50 milyon, 100 milyon lira para harcanıyor, doğru mu? Niye yapamadın kardeşim? Her belediye 100 konut yapsaydı İzmir'de bizim konut yapmamıza ihtiyaç kalmazdı. Ne oldu? Yaparsa AK Parti yapar. İşte İzmirli hükümeti. Önceki gün Erdoğan olan sevgisini, vefasını gösterdi bakın. Dedi ki bak Kılıçdaroğlu fazla yalan söylüyorsun. Çok yalan söylüyorsun. Söylediğin hepsi yalan. Bir tane konut yapamadım. Traktör veriyordun. Hani bir tane bari insan utanır. Bir tane traktör cebinden alır. Bir kura çeker. Bir köylüye hediye eder. Bir tane verdik. Yok hepsi yalan. Adam pişkin pişkin de diyor ki ya bu seçim yalanı diyor. Seçimde diyor böyle yalanlar söyleriz. Bunların tamamı yalan. Ya biz Kılıçdaroğlu'nun ciğerini biliriz yani Anadolu tabiriyle. Kılıçdaroğlu nedir? Ne iş yapar? Hepsini biliriz. Ama Anadolu insanı da bilir. Anadolu irfanı da bilir. Kılıçdaroğlu'nun hakta bir karşılığı yoktur. Tüm çabası Erdoğan nefretini körüklemek, Erdoğan'ın birleştirici ülkemizin çimentosu olmasını hazmedemediği için işte bakın dokuzlu onlu masalarla bütün terör örgütleriyle herkese cumhurbaşkanı yardımcılığı, herkese bakanlık, belki Allah korusun yani 50 tane bakanlık, 20-25 tane cumhurbaşkanı yardımcılığı, bütün kurumlara eş başkanlık koyacak. Yani her kurumda eş genel müdürler olacak. Karayollarında 2 tane belki 4 tane genel müdür olacak, eş genel müdür. Şimdi bu eş başkanlık sistemi, eş genel müdürlük sistemi bizim halkımızın buna ihtiyacı yok. Evet. Deprem konutları yazmış, deprem konutlarını ücretsiz vereceğiz. Buyur, sen bir traktörü veremeyen Kılıçdaroğlu deprem konutları nasıl ücretsiz vereceksin? Diyor ki 300 milyar dolar uyuşturucu baronlarının temiz parasını getireceğim. Ya böyle bir... Ya bu nasıl bir şey anlayamadım yani. Bakın uyuşturucu baronlarının bakın vatandaş da tam idrak edemedi. Uyuşturucu baronun temiz parası mı olur ya? Uyuşturucu baronu kirli paradır. Her yerde Amerika'da da kirli paradır. İngiltere'de de Türkiye'de de. Nasıl temiz para oluyor? Şimdi adam kendi öz kaynaklarıyla doğalgaz ihraç ediyor. Öz kaynaklarıyla petrol ihraç ediyor. Ve onu da Türkiye'ye yatırım yapıyor. Bu temiz değil. Siz uyuşturucu baronlarının FETÖ'nün yurt dışındaki size sağlayacağı kirli parayı 300 milyar dolar temiz para diye bu ülkeye satacaksınız. Hiçbir karşılık vermeden böyle bir paranın gelmesi mümkün değil sizce? Bakın mümkün değil. Siz bakın Kılıçdaroğlu'nun kendisi güvenli değil. Bugün parayı aldım der, yarın döner der ki ya siz bana ne zaman para verdiniz? 7 dakikadır Kılıçdaroğlu'nun hafıza süresi 7 dakikadır. 7 dakika önce söylediğini unutur. Bazen bu 7 saniyeye de düşebilir. 7 saniye önce söylediğiyle birbiriyle çelişir. Onu en güzel kardeşi rahmetli söylerdi. Yani bu benim abime 2 tane koyun verseniz bir tanesini kaybeder gelir derdi yani. Onun için biz Kılıçdaroğlu'na güvenemeyiz. Türkiye asla güvenmiyor. Kart'ta hiçbir karşılığı yok. İşte İzmir'de büyük hezeyan var. Büyük bir yıkım var. İzmir'de CHP'lerin kendileri isyan ediyor. Bize FETÖ'cüleri niye dayatıyorsunuz diye. Ya bu basında da yer aldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakta hiçbir karşılığı yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görevi var. Bir misyonu var. Misyonu nedir? Türkiye'de FETÖ'yü meşrulaştırmak, FETÖ'nün önünü açmak, DHKPC'nin önünü açmak, devleti PKK'ya teslim etmektir. Tek amacı budur. KHK'lıları görevlerine bakın KHK'lılar gerçekten iftiraya uğramışsa, gerçekten masumsa, mahkeme kararı tespit olunsa bunlar görevlerine zaten iade ediliyor. Yani mahkeme kararı olmadan yani siz şunu diyorsunuz hani bu Kılıçdaroğlu için iddia ediyorum. Kılıçdaroğlu diyor ki basın diyor özgür değildir. O zaman Kılıçdaroğlu siz iktidar olursanız basına eskiden Seyfi Oktay döneminde, Moğultay döneminde olduğu gibi bir pusula gönderip karar altı edeceksiniz.
Bu mudur sizin yargıya bakışınız? Başka bir ihanet şebekesi de sürekli Kandil'den açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şu an PKK'lılar, terör örgütü mensupları inlerinden, mağaralarından kafasını çıkaramıyor. Köy korucularımız, jandarmamız, polisimiz, askerimiz, MİT'imiz teröre ve teröriste göz açtırmıyor. Bulunduğu yerde bulup imha ediyor. Bakın, sizce yani bugün Sezgin Tanrıkulu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İHA'larımıza, SİHA'larımıza bu kadar laf söylemesinin temelinde ne var? HDP'nin kendilerine ilettiği talepler var. Yani sizin Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile PKK ile FETÖ ile hangi pazarlığı yaptığınızı, güçlü bir Türkiye istemeyen ülkelere hangi sözleri verdiğinizi bu millete açıklamanız lazım. Bir gizli pazarlık söz konusu. Kesinlikle, tabii ki. Açıklasın, buyur. Gizli bir pazarlık yapmadım diyemiyor. Çünkü dese Kandil diyor ki bana bak diyor, yalan söyleme diyor. Bize diyor sözlerin var diyor. Bu ayarı sizce, veriyor yani. Sizce nasıl bir söz verilmiş olabilir? Bir kere İHA'ları, SİHA'ları kapatıyorsunuz. Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan, Somali'den, Katar'dan, Azerbaycan'dan Mehmetçiklerimizi çekiyorsunuz. Kıbrıs'tan çekiyorsunuz. Ege ve Akdeniz'deki kıta sahanlıkları meselesinde Yunanistan'a teslim oluyorsunuz. Kıbrıs'ı Yunan'a veriyorsunuz. Libya'yı Fransa'ya veriyorsunuz. Aynı şekilde Somali'yi Amerika'ya veriyorsunuz, tamamen çekiliyorsunuz. Katar'ı o bölgede bulunan işte bir takım miraklara teslim ediyorsunuz. Sudan'dan çekiliyorsunuz. Türkiye'nin bütün 20 yıldaki kazanımlarını bertaraf ediyorsunuz. Doğalgaz aramayacaksın. Petrol aramayacaksın. Belki Hatay'ı bile verecek yani. Beşar Esad'la ne konuştunuz? Beşar Esad'la postacılarınız hangi mektupları götürüp getirdi? Neler anlaştı? Bunları açıklaması lazım. Bu Kılıçdaroğlu'nun gizli ajandalarının ne olduğunu bu milletimizin bilmesi lazım.